Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 21 Şubat Pazar. Haftanın gündemi terör örgütü PKK ve terör destekçilerine gösterilen veya gösterilemeyen tepkilerdi. Tartışmalar hafta sonunda da devam etti. Birazdan hepsini ve daha fazlasını ekrana getireceğiz. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Zira Ankara-Washington hattına dair çok önemli mesajlarla doluydu o konuşma. Biden yönetimine işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ve PKK meselelerinde Beyaz Saray'ı uyardı. Türkiye olarak Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin televizyon kanalı yayın hayatına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlarıyla başladı. Uzun vadeli bir perspektifle kazan kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir. Erdoğan Biden yönetimine işbirliğimizi güçlendirelim diye seslendi. İki ülke ilişkilerinin özellikle terörle ciddi şekilde test edildiğini söyledi. FETÖ için parantez açtı. PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. Aynı şekilde Amerikan makamlarına ilettiğimiz klasörler dolusu delillere rağmen FETÖ elebaşıyla ilgili 4 yıldır hiçbir adım atılmaması milletimizi ve 251 şehidimizin ailesini derinden yaralamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz diyerek devam etti. Küresel barış ve istikrar hedefiyle çalışan tüm ülkelerin terörle mücadele konusunda ortak bir zeminde buluşması büyük önem arz ediyor. Bilhassa geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde DAEŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur. Sözlerini yayın hayatına yeni başlayan kanala bir çağrıyla bitirdi. Sizlerden Türk-Amerikan ilişkilerindeki pürüzlerin aşılması ve işbirliğinin güçlenmesi yolunda daha fazla çaba bekliyoruz.